Ketonun Lewis nokta yapısına bakacak olursak, infrared spektrum üzerinde keton karbonilin sinyalini göreceğimizi zaten biliyoruz. Bunun sebebi oksijenin kısmi negatif, buradaki karbonunsa kısmi pozitif olmasıdır. Yükün görece büyük ayrılması, karbonilin gerildiğinde görece büyük dipol momenti değişikliğine sahip olacağı anlamına gelir. Bu sebeple infrared spektrum üzerinde çok güçlü bir sinyal görürüz. Keton karbonilin sinyali yaklaşık 1715-1720 dalga sayısı aralığında görünür. Konjuge ketonda durum biraz farklıdır. Aşağıda konjuge ketonun Lewis nokta yapısını görüyoruz. Konjugasyon sinyalin dalga sayısını azaltır. Sebebine bakalım. Burada rezonansı düşünebiliriz. Buradaki elektronları buraya hareket ettirelim ve buradakileri oksijene ittirelim. Şimdi rezonans yapısı çizebiliriz. Burada çift bağ olur. Burada ise tek karbon-oksijen bağ olur ve oksijenin etrafında 3 ortaklanmamış elektron çifti görürüz. Oksijenin formal yükü eksi 1'dir. Buradaki karbonsa artı 1 formal yükü sahiptir mor renkteki elektronlar bu şekilde buraya doğru hareket ederse mavi renkte elektronlar oksijene doğru hareket edebilir hatırlayın molekülün gerçek yapısı rezonans yapılarının bir karışımıdır sol tarafta rezonans yapısını görüyorsunuz karbon oksijen çift bağı gibi görünüyor sağ taraftaki ise karbon oksijen tek bağı gibi gerçekte molekül yapısı bu ikisinin karışımıdır Buraya bir oksijene bağlı bir karbon çizeyim. Bağımız kısmi bağ olacak. Bu şu demek. Tek bağdan daha kuvvetli ama çift bağ kadar da kuvvetli değil. Burada olay şu. Rezonans karbonilin çift bağlı karakterine zarar verir. Bu da karbonili zayıflatan bir durumdur. Bağlar zayıflarsa yay veya kuvvet sabiti K da azalır. Önceki videolarda gördüğümüz gibi K değeri azalırsa frekans ve sinyali gördüğümüz dalga sayısı da azalır. Burada yeşili kullanalım. İşte böyle. Karbonilin sinyali artık yaklaşık olarak 1680 veya 1700'e denk gelir. Bunun sebebi rezonanstır. Çünkü bağ kuvvetini zayıflatmıştır. Peki, elektronegatif atom eklediğimizde ne olur? Şimdi burada bir genel karboksilik asit türevinden bahsediyoruz. Niçin örneğin oksijen gibi bir elektronegatif bir atom dedik? Burada da rezonans olabilir değil mi? Rezonans yapısını çizebiliriz. Ortaklanmamış elektron çiftlerimizi buraya getirebiliriz ve bu elektronları oksijenimize itebiliriz. Şimdi rezonans yapısını çizelim. Yine en üstteki oksijen eksi bir formal yüke sahip. Y ise bu şekilde artı bir formal yüke sahip. O zaman ortaklanmamış elektron çiftlerimiz buraya gelir, değil mi? Burada karbonilimizdeki pi elektronları ise oksijene doğru gider. Yine karboksilik asit türevimiz için rezonans işte burada. Karbonili düşündüğümüzde hibritlerde bu durum karbonilin çift bağ özelliğini azaltır. Bu durumda karbonilin kuvveti azalır. Bunu zaten görmüştük, değil mi? k'nın azalması karbonilin kuvvetinin ve sinyali gördüğümüz dalga sayısının azalmasına sebep olur. bağ titreşiminin frekansını azaltmış oluruz değil mi? rezonans böyle bir şeydir. rezonans burada var. karboksilik asit söz konusu olduğunda indükleyici etki de mevcut olur. rezonans ve indüksiyon arasında bir çekişme vardır. burada indüksiyonu düşünelim. burada r grubumuz karbonumuz Oksijenimiz ve elektronegatif atomumuz Y bulunuyor. Çift bağın rezonans tarafından zayıflatıldığını düşünelim. Peki, indiksiyon nedir? İndüksiyon buradaki atomun elektronegatifliğini kasteder. Karbona kıyasla oksijen gibi çok elektronegatif bir atomumuz olduğunu düşünelim. Bu elektron yoğunluğunu bu tarafa doğru çekecektir. Oksijen üzerindeki ortaktanmamış elektron çiftlerini düşünebiliriz. Belirli miktarda elektron yoğunluğu buraya gelerek karbonili güçlendirir. Elektron yoğunluğunu çekiyorsak oksijenden bir miktar elektron yoğunluğunun karbonili güçlendirmek için hareket ettiğini düşünebilirsiniz. Bunun etkisi bize tekrar çift bağ vermesidir değil mi? Evet, indüksiyon. Buraya yazalım. İndiksiyonda elektron yoğunluğunu çekerek karbonilin kuvvetini arttırıyoruz. O zaman yay sabitini ve k değerini de arttırıyoruz. Hatta bağ gerilim frekansı da artıyor. Bu durumda sinyal daha yüksek bir dalga sayısında görünecek. Karboksilik asit türevlerinde bu iki karşıt etkiyi düşünmemiz gerekiyor. Rezonans sinyali düşürecek, indiksiyonsa sinyali arttıracaktır. Buradaki karbonil bileşiklerine bakalım. Farklı infrared sinyallerine bakalım ve sinyalleri açıklayabilecek miyiz görelim. Burada karbonil içeren bir takım bileşikler görüyoruz. Karbonil sinyalini 1850 ile 1650 dalga sayısı arasında görmeyi bekliyoruz. İşte limitlerimiz bunlar. Ben bunu yarıya bölmeyi tercih ediyorum. 1850 ile 1650 arası yani ortası yaklaşık 1750 eder. Bundan biraz daha aşağı inersek 1740. Bunu ortalama sinyal olarak kabul ediyorum. Yani K'nın ortalama değeri veya ortalama karbonil kuvveti. Bundan biraz daha yukarı çıkacak olursak, şimdi bir estere bakıyoruz. Şimdi karşıt etkileri olan rezonans ve indiksiyon üzerine düşünelim. Esterde indiksiyon etkisi rezonans etkisinden biraz daha güçlüdür. İndiksiyon etkisi rezonans etkisinden biraz daha güçlüyse bunun karbonili güçlendirme etkisi olduğunu az önce gördük. Yani k'nın değerini biraz arttıracağız. K'nın değeri artarsa sinyali bulacağımız dalga sayısı da artar. K'nın değeri artarsa bağ titreşim frekansı ve dalga sayısı artar. Dalga sayısı 1740'tan yaklaşık 1745'e çıkacaktır. Bu esterin karbonil sinyalini yaklaşık olarak bulacağımız yer. Şimdi asit ve hidrir örneği yapalım. Asit ve hidrür için indiksiyon etkisi daha da önemlidir. İndiksiyon etkisi daha önemli ise buradaki oksijeni çok elektronegatif olarak düşünürsek daha da yüksek bir K değeri elde edeceğiz demektir. K değerinin daha da artması karbonilin daha da güçleneceğine işarettir. K değeri yüksekse titreşim frekansı da yüksektir. Sinyalin daha yüksek dalga sayısında bulunması gerekir dalga sayısı yaklaşık olarak 1760'tan 1790'a çıkar. Bu asit ve hidrürün ilk sinyalidir. Yani aslında simetrik gerilimdir. Elimizde iki karbonil mevcut değil mi? Birbirleriyle eş fazla olarak geriliyorlarsa bu sinyali görmeyi bekleyebiliriz. Aynı zamanda asimetrik gerilim de mevcut. Asit ve hidrürün ikinci sinyalini de göreceğiz. Önceki videoda bundan biraz bahsettik. Asimetrik gerilim için daha fazla enerji gerekir. Yani daha yüksek dalga sayısı olacaktır. Asimetrik gerilim için yaklaşık 1810 diyelim. Kısacası asit ve hidrür için iki sinyal diyoruz. Asit klorür için indiksiyon etkisi, rezonans etkisini tamamen domine eder. Hatta önceki iki örnekten daha da güçlüdür. Klor bir miktar elektron yoğunluğu çekmektedir karbonil daha da güçlenir. Kuvvet sabiti daha da artar, titreşim frekansı yükselir, daha yüksek dalga sayısı elde ederiz. Bu karbonilin sinyali daha yüksek dalga sayısında ortaya çıkar. Yaklaşık 1800 veya daha da yüksek, mesela 1815 diyebiliriz. İşte asit klorürdeki karbonil sinyalinin yaklaşık değeri böyledir. Şimdi öteki tarafa geçelim. Bu ortalama yay sabitimiz. Dalga sayımızın ortalama sinyaline çok yakın. Şimdi bir aldehite bakalım. Aldehitimiz burada. Burada bir hidrojen mevcut. Düşünmemiz gereken bir elektronegatif atom yok. Önceki örneklerde oksijen vardı, klor vardı. Fakat burada hidrojen var. O zaman eniksiyon etkisine düşünmemize pek gerek yok. Alkil grubunun elektron vermesi bizi daha çok ilgilendirecek, değil mi? Burada bir alkil grubumuz mevcut ve alkil grupları elektron vericidir. Bu yönde elektron yoğunluğu veriyorsak karbonilimizden bir miktar elektron yoğunluğu azalacaktır. Böylelikle karbonilin kuvveti azalmış olur. Kuvvet sabiti K azalır. Bununla birlikte sinyalin görüneceği dalga sayısının da azalmasını bekleriz. Ortalama değer yaklaşık 1725'e iner. Bunların hepsi yaklaşık değerlerdir. Kesin bir değer vermiyor. Evet, aldehitin karbonil sinyalini burada bulmayı bekliyoruz. Aldehiti ketona kıyaslayacak olursak keton iki alkil grubuna sahiptir. O zaman daha da fazla bir elektron verme durumu olacak. Karbonilimiz daha da zayıflayacak. Karbonil zayıfladığında K değerinin daha da azalacağını düşünebiliriz. O zaman keton sinyalini daha düşük dalga sayısında görmeyi beklemeliyiz. Gerçekten de sinyal yaklaşık olarak 1715 veya 1720'ye iner. Yine tahmini değerler veriyoruz. Kesin değerler değil. Peki, şimdi karboksilik asitlerden bahsedelim mi? Bir tane daha çizelim. Dimerik formda bir karboksilik asit olduğunu düşünelim. Burada bir karboksilik asit daha var. O zaman burada çok güçlü bir hidrojen bağı elde edebiliriz. Bu karbonili zayıflatma etkisi gösterecektir. Kuvvetli hidrojen bağlanması sebebiyle bir miktar elektron yoğunluğunun buraya geldiğini düşünebilirsiniz. Bu da kuvvet sabiti değerini ortalama değerimize kıyasla daha da düşürür. Sinyal farklı karboksilik asitler için değişkenlik gösterebilecek olsa da dimerik formdaki karboksilik asidin sinyalini 1710 civarında görmeyi bekleriz. Bu değeri başka yerde göremeyebilirsiniz. Çünkü her şey asidin hangi formda olduğuna bağlıdır. Burada dimerik formdan bahsediyoruz. Evet. Son olarak buradaki amidimiz mevcut. Karboksilik asit türevinde rezonansın indiksiyona karşıt olduğunu biliyoruz. Bu örnekte galip gelen rezonans. Yani rezonans indiksiyonu domine eder. O zaman rezonans yapısını düşünmemiz gerekiyor. Elektronlar buraya gelir... Bu elektronlar buraya itilir. Böylelikle karbonili zayıflatıcı etki oluşur. Karbonilin kuvvetini zayıflatınca rezonans ortaya çıkar. Yine buradaki k değeri azalır. Buradaki tahmini ortalama değerimize oranla k değeri çok düşer ve sinyalin görüneceği dalga sayısı da azalır. Yaklaşık olarak 1650 ile 1690 arası bir sayı olabilir. Bunların hepsi sinyali bulabileceğimiz ortalama değerler. Evet, rezonans, indüksiyon, elektron veren alkil grupları ve hidrojen bağları üzerinde düşünmeniz, sinyali tahmin etmenizde ve böylelikle karbonilin kuvvetini tahmin etmenizde size yardımcı olacaktır.